Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere IP kamera hakkında bilgiler vereceğim. Nasıl kurulur, telefonu nasıl uygulama indirilecek, uzaktan bağlantısı nasıl yapılacak, bunlarla ilgili bilgiler sağlayacağım. Videoya başlamadan önce like atmayı, kanalımıza abone değilseniz de abone olmanızı beklerim arkadaşlar. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Kutumuz bu şekilde geliyor. Kutumuzu içerisinde hızlı bir şekilde açalım. Karşımıza direkt Wi-Fi ve IP özellikli bir kamera çıkıyor. Anteni, batarya bağlantısı, şarj soket, giriş yeri, hafıza kart giriş yeri, siyah olan yer reset düğmesi, beyaz olan yerde açma kapatma düğmesi olarak geçiyor. Bu şekilde altta kapalı, bu şekilde de açık olarak geçiyor. İçerinden bir adet bataryası mevcut. 2000 amperlik bir batarya mevcut. Yaklaşık olarak 10-12 saatlik bir enerji tüketimi sağlıyor. Kayıtlarınızı 12 saat boyunca tutabilir istiyorsanız 12 saat boyunca uzaktan izleyebilirsiniz. Yanında şarj kablosu geliyor. Halihazırda hangi şarj kablosu varsa o gönderiliyor. Bir tane duvar adaptörü mevcut cihazın içerisinde. Şimdi cihazımızı bataryaya bağlayalım. Sonrasında uygulamamızı indirelim. Ve uzaktan kurulum nasıl yapılır onunla ilgili bilgi verelim. Bundan önce hafıza kartımızı bağlamamız gerekiyor. Cihaz 64 GB hafıza kartı destekliyor. Hafıza kartımızı taktık. Cihazımızı şu şekilde bağlayalım ve yanından düğmemizi şu şekilde açalım. Zaten ışıklarımız yanacaktır. Şimdi cihazımızı açık bir şekilde bırakalım. Telefonumuzu elimize alalım. Telefondan da uygulamamızı indirelim. Uygulama ismimiz HD Camera Pro olarak geçiyor. Bu iOS'ta veya Android işletim sisteminde ikisinde aynı program kullanılıyor. Ben yine aynı zamanda Android işletim sistemi üzerinden testini yapacağım. Tabii ki bu testlerin aynı şekilde iOS'a da geçerlidir arkadaşlar. Ayarların hepsi aynıdır. Önce buradan uygulamamızı indir diyelim. İndirelim. Programımızı indirdik. Aç demeden önce buradan telefonumuzu Wi-Fi'sine giriyoruz. Wi-Fi'sinden de ortamdaki Wi-Fi'leri taratıyoruz. Cihazımız bir ID sağlıyor dışarıya. Bu ID'ye bağlamamız gerekiyor. Burada cihazın ismi HD kamera olarak geçiyor. Buraya bağlantısını kuruyoruz. Şuna bağlan diyelim. Şu arada bağlanıyor zaten. İki kere tıkladık. Şu anda bağlantı kuruluyor arkadaşlar. Buradan geri geliyoruz. Bir bildirim var mı ona bakıyoruz. Herhangi bir bildirim yok. Şimdi cihazımızın içine giriyoruz. Program içeri. Programı basmadık herhalde. Bir saniye. Ha, buradaki hatayı gördük şimdi. Bu Wi-Fi ağında internet erişimi yok diyor. Yeniden bağlanırsın mı diye tekrardan böyle bir uyarı veriyor. Az önce ona bakmıştım buradaki bildirimlere. Bu da altta gösterdi. Bağlan diyelim. Yani o ağda bekleyelim. Çünkü o ağda internet yok diyor. İstiyorsanız farklı bir ağa geçiş sağlayın diye size seçenek sunuyor. Ama biz o ağda kalmayı tercih ediyoruz. Bilginiz olsun. Herhangi bir yere mobil ağa bağlanmayın. Veyahut da farklı bir Wi-Fi'ye bağlanmayın. Eğer size böyle bir seçenek verirse. Şimdi buradan aç diyelim uygulamayı. İzin ver diyelim. İzin ver. Cihaz otomatikman buraya atacak. Şu anda arayüzüne attı. Buradan bir bakalım. Görüntü alabiliyor muyuz? Tabi önünde normal silikonu var. Onu biz çıkartalım şuradan. Çizilmesin diye buraya bir bant takılmış. Şimdi bandımızı çıkarttık. Şimdi gördüğünüz gibi cihaz ters gösteriyor. Tabi onu da buradaki ayarlardan yapabilirsiniz. Alttaki sağ sol ayarlardan yapabiliyorsunuz. Soldaki büyük ihtimalle tersi solu sağa çevirdi. Buradaki de tersi düz yaptı. Şöyle yakınlaştırabiliyor muyuz ona bakalım. Yazdığımız bakalım doğru tamamdır. Şimdi burada da bayağı bir mesafe var. Nereden baksanız. Yani 3-4 metrelik bir mesafe var. Yine yazılarınızı okuyabiliyor. Şimdi buradan geri gelelim. Şimdi uzaktan erişim nasıl sağlayacağız? Onu size göstereceğim. Ana yerimize geldik. Burada hemen sağ tarafta artı işaretimiz var. Artı işaretimizi tıklıyoruz. En üstteki seçenek AP yazan seçeneğe tıklıyoruz. Buradan da en altta Start
Connecting diyoruz. Next diyoruz. Şimdi cihaz buraya geldiğinde size buradaki seçenekleri sunacak. Eğer bu gelmezse şurada yenile butonu var hemen sağ tarafta. Buradan da tekrar bir yenileme yapabilirsiniz. Şimdi evinizdeki modemi seçiyorsunuz. Atıyorum bizim modemimiz burada. Şifremizi girelim. Şifremizi girdik. Doğru bir şekilde girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani büyük harfse büyük harf, küçük harfse küçük harf. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yazdık. Şimdi burada bağlantıyı kur diyelim. Süre diyoruz. Burada bağlantımızı bekliyoruz. Bu tabii ki internet hızıyla alakalı. Burada size 300 saniye veriyor. 300 saniye içerisinde modemle iletişimi kuruyor. Bağlantısını kurup size uzaktan iletişim fırsatı veriyor. Burada birazcık bekleyecek. Bazı kurulumlarda bu tabii ki 100 saniyede veyahut da 200 saniyede sürebiliyor. Bakalım buradaki tabii internet hızına göre ki şu anda bağlantısı kuruldu. Şu an bağlantı kurulduktan sonra zaten cihazın Wi-Fi tarafındaki arayüzündeki ID'si komple gizleniyor, saklanıyor. Burada kendini artık göstermeyecek arkadaşlar. Bu da ta ki ne zamana kadar siz atıyorum ofiste kullandınız. Artık ofiste kullanmak istemiyorsunuz. Kurulumu yaptınız, uzaktan izliyordunuz. Fakat bunu alıp evinize kullanmak istiyorsunuz. Burada yapmanız gereken tamamıyla şuradaki siyah reset düğmesine cihaz açıkken ışıklar sönene kadar basılı tutmak olacak. Işıklar söndükten sonra elinizi çektikten sonra tekrar yeni bir kurulum yapabilirsiniz. Çünkü burada ID'si artık gözükmeyecek, bilginiz olsun. Şimdi biz cihazımızı kurduk. Burada da cihazımızı uzaktan izleyebilecek miyiz ona bakacağız. Önce Wi-Fi'den bir çıkalım. Cihaz şu anda mobil ağda. Yani bulunduğu yerdeki hem Wi-Fi hem de cihazın Wi-Fi'sinden bağlantısı koptu. Şimdi burada kurulum yaptım, ona bakacağız. Burada bir iki tane cihaz var. Bunların hangisidir ona bakacağım. Şu üstteki cihazımız. Şimdi cihazın bağlantısı kuruldu. Şu şekilde buraya giriyoruz arkadaşlar. Burada ilk kurulduktan sonra size şifre girin diyor. İki kere aynı şifreyi girin. Hani başkasının izlememesi adına. Size öncelikle bu şifreyi girmeden önce izletmiyor. Atıyorum ben şimdi burada 8 haneyle girmeniz gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 0 yaptık orayı. 8 yapalım. Burayı da aynı şekilde aynı yazılımın tekrarını yazıyorum. Buradan şifrelere bakıyorum doğru mu diye. Karşılaştırıyorum. Doğru diyorum ve sonrasında süre diyorum. Şu an artık görüntü geldi. Şöyle de görüntüyü görebiliriz. Düz gösteriyor. Evet doğru. Düz gösteriyor. Burada ses de alabiliyoruz aynı zamanda. Ses de şu şekilde göstereyim. Tabii yan yana olduğun sürece yankı yapacaktır ama uzaktan dinlemesi çok güzel bu cihazın. Onu söylemek gerekirse eğer. Yani şu anda bana göre bayağı bir başarılı diyebilirim. Hatta şunun testini de şöyle yapalım. Ben bir bunu uzatayım. Uzaklaştırayım. Oradan bir sesini burada birlikte alalım. Şimdi normal orada konuşalım mı? Evet. Evet şimdi açalım. Normal bir konuş abi sen. Tabi yine yayınlarken ufaktan da olsa bir yankı yapıyor ama aynı yankı yakında olduğum için büyük ihtimalle yankı yapıyor. Normal şartlara yankı yapmıyor bu. Tamam. Tamamdır. O test bize yeter. Şimdi normal bir yere koy abi sen onu. Tam öyle kalsın, fark etmez. Şimdi içerisine hafıza kartı taktık biliyorsunuz arkadaşlar. Buradan hafıza kartımızı nasıl görüyoruz ona da ben size bilgi vereyim. Burada imaja geliyoruz. İmajda playback yazıyor. Buradan da cihazımızın kayıtlarını uzaktan izleyebiliyoruz. Kayıtları buraya tek tek düşürüyor. Burada record var. Şurayı tekrar göstereyim. Record var. Record'u da kendi buradan çekebiliyorsun. Mesela abi bir sağa sola çek şöyle bir bakalım. Görüntü bir bilgisayara televizyona verelim. Ben oraya bir kaydedeyim. Atıyorum şimdi olumsuz bir durum var ve bunu kaydetmemiz gerekiyor. Buradan video kaydı aldım şimdi cihazıma. Kaydediyorum ortamı. Aynı zamanda görüntü ekran kaydı da alabiliyorum buradan. Bu şekilde. Şimdi kaydımızı aldık. Kaydımızı durdurduk. Şimdi buradan imaja geliyoruz tekrar. İmajdan da record'a geliyoruz. Az önceki video kaydımız burada. Ses kaydını görüyorsunuz.
bu şekilde videomuzu izleyebiliyoruz. Buradan da az önceki almış olduğumuz ekran görüntüsünü alabiliriz arkadaşlar. Tabi buradan da cihazın içindeki kayıtları görebiliyoruz. Tabi şu anda daha kayıt 5 dakikalık olmadığı için de cihaz içerisinde kayıt yapmamıştır büyük ihtimalle. Onun haricinde burada görüntü kalitesini ayarlayabiliyoruz. Şu an 720. Bu SD kayıt olarak gözüküyor. HD kayıt olarak gözüküyor. Full HD olarak kayıt olarak gözüküyor. Bir kaldırabilir miyiz? Bir şey, televizyonu bir tekrar gösterebilir miyiz? Şimdi Full HD'yi aldım. Full HD bir yayın yapalım bakalım. Şöyle geri gelelim. Kaydımızı tekrar izleyelim. Şu an Full HD olarak geçiyor. Tabii bunu full ekran olarak da yapabiliriz. Bakın burada full ekran olarak gözüküyor. Burayı da full ekran şu şekilde izleyebiliyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi bu modülü her yerde kullanılabiliyor. Yani bu radyonun içindeki de kurulum aynı. Uydu cihazın içindeki de aynı. İşte Wi-Fi, IP priz şeklindeki içindeki de aynı. Yani bunların hepsini aynı kurulumu yapabilirsiniz. Evrak okuyabilen de uygulaması aynı. Kurulumu da aynı. Hepsine kurulumlar aynıdır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hani ben bu videoyu atmamın sebebi şu tamamıyla. Bu videoyla diğer cihazlarınızda kurulumu yapabilirsiniz. Sorun yok. Hepsiyle bir bağlantı kurabiliyorsunuz. Şimdi cihazımızı kurulum yaptık. Resetlememiz gerekiyor. Bununla ilgili nasıl yapacağız? Sistemden de resetlenebiliyor bildiğim kadarıyla. Burada bakın. Şimdi kurduk bunu mesela. Ben bunu resetlemek istiyorum. Hatta öncelikle bir ayarlarına bakalım. Ayarlar ne durumda? Burada gece görüş özelliği de var mevcut cihazda. Buradan diyorsunuz ki 7/24 kayıt. Gece görüş olsun diyorsunuz. Buradan seçtiniz mesela. Geri gelelim. Bakalım ekran siyah beyaz olacak mı? Olduysa da gece görüş moduna geçmiştir anlamına geliyor. Hatta şuradan komple çıkalım. Ayarını tam yapsın. Bir kaldıralım abi gece görüş olduğunu bakalım. Bakın siyah beyaz oldu ekran. Artık gece görüş moduna geçti. Onu kaldırmak için de ayarlara geliyoruz. Tekrardan ayarlar şurası arkadaşlar aynı zamanda. Kayıt yaptıktan sonra yani bulunduğunuz yerdeki IP kurulumu yaptıktan sonraki ayarlar burada. Ayarlara geldik. Buradan da Nike versiyon setlik'e geldik. Buradan da otomatik olarak ayarla diye save diyoruz. Artık gündüz gözüne geçiyor. Gece görüşü buradan 24 saat yaparak da gece olduğu zaman kendiniz manuel olarak yapabilirsiniz. Onun haricinde record setlik'te burada Full HD mi kayıt yapsın yoksa devamlı mı kayıt yapsın şeklinde seçenekler var. Saat seçeneği olarak da var burada. İşte sabah 8'de başlasın, akşam 5'te bitsin tarzında da kayıtlarınızı burada tutabilirsiniz. Veyahut da kamerayı komple durdur şeklinde off yaptığınız zaman da kayıt durmuş oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunu da burada her hareketimizi save yaparak kaydederek devam edelim. Burada da içinde kalacak olan görüntü, klip gibi yani düşünün. 1 dakikalık mı çeksin, 5 dakikalık mı çeksin veyahut da 30 dakikalık mı çeksin şeklinde. Hani 5 dakika çektikten sonra durmuyor, devam ediyor. Tekrar ikinci 5 dakikayı çekiyor, bilginiz olsun. Hani 5 dakika sonra kayıt durmuyor, devam ediyor. İsterseniz 10'ar dakikalık, ister 15 dakikalık, istiyorsan 30 dakikalık kayıt devam ediyor. Hiç o 64 GB hafıza kart takılıyor ama görüntü kalitesini düşürdükçe hafıza kartındaki yer tabii ki ona göre ayarlanıyor. Cihazın atıyorum Full HD'de kaç gün kayıt yapar, atıyorum 3 gün kayıt yapar, işte HD'de kaç gün, 6 gün. Daha düşük kalitede yaklaşık olarak da işte 1 hafta veya 10 günlük kayıt tutabilirsiniz. Onun ayarlarını da buradan yapıyoruz arkadaşlar. Buradan tabii ki cihazımızı komple formatlıyoruz. Şu anda cihaz içerisinde takılan hafıza kartı gözüküyor. Formatladıktan sonra kaydımız devam edecek 24 saat boyunca. 24 saatten sonra formatlayabiliyor cihaz. Bunu kaldırmamız gerekiyor ki cihaz kendini yoksa formatlar. Buradan başka seçeneklerimiz var mı? Onlara bakıyorum tek tek. Şuradaki de ışık da, şurada alttaki sol taraftaki ışık da bu tamamıyla cihazın üzerinde bir kırmızı ve mavi ışık yanmıştı başta hatırlarsanız. Oradaki ışığımızı buradan sistemden kapatabiliyoruz uzaktayken veya açabiliyoruz. Onun haricinde başka sormanız gereken bir şey varsa da video altına veyahut da şu köşe tarafa WhatsApp numarası bırakacağım. Oradan da iletişime girebilirsiniz arkadaşlar. Küçük bir hatırlatma olarak devam ediyorum. Cihazımızı atıyorum bataryada, ister bataryada kullanabilirsiniz. İstiyorsanız powerbank da kullanabilirsiniz. Onu nasıl kullanırsınız onu da size bilgisini vereyim. Hani bu cihaz bitti, şarjı bittiği zaman ne yapacağım? İşte yedek bataryanız varsa veya powerbankınız varsa onu kullanabilirsiniz. Powerbank normal bildiğimiz 1000 watt'tan başlayıp 50.000 watt'a kadar powerbanklarımız var. Piyasadan alabilirsiniz. Bunu bu şekilde takıp aynı şekilde atıyorum bu cihaz 10 saat gidiyorsa bu cihazı atıyorum işte yaklaşık olarak 20 saat veya 30 saat taktığınız powerbank'a göre bu değişebiliyor.
Hadi bu da sizi kesmedi. İşte ben powerbank uğraşmak istemiyorum. Uygun bir yer bulursunuz. Cihaz alıp direkt yanına gelen adaptörle prize takarsınız. 7/24 enerji sağlamış olursunuz. 7/24'te kayıt veya uzaktan izleme yapmış olursunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Videomuzu beğendiyseniz beğenme tuşuna, henüz kanalımıza abone değilseniz de abone olmanızı beklerim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın arkadaşlar.